Hello kids, today I will give you workbook module 6B answers. So let's start. First, let's look at part 1, grammar, present continuous. Put each verb into the correct box. Burada bizden istediği buradaki fiilleri sonuna ing getirerek doğru yere koymak. Bakalım cevaplarımıza. Cut kesmek demekti. Double consonant yani son harfini bir kez daha tekrarlayarak yazdığımız bir fiil. Cutting. Play oynamak ya da bir müzik aleti çalmak demekti. Playing. Run koşmak demekti. Son harfini gene double yapıyoruz. Listen dinlemek demekti. Listening, walk, yürümek demekti. Walking, shop, alışveriş yapmak demekti. Son harfini gene tekrarlıyoruz. Write, yazmak demekti ama sonunda E harfi olduğu için düşüyordu. Make, aynı şekilde. Talk, talking, swim, swimming, have, having, create, creating, sit, sitting, take, taking, eat, eating. Okay, let's go on. Part 2, look at the pictures, correct the sentences. Burada yanlış cümleler varmış. Resme göre bakıp bunların doğrusunu altlarına yazacaktık. Sam is typing a letter. Bakalım. Sam is typing a letter. No, he isn't typing a letter. He is listening to music. 2, Tom is watching TV. Tom, gördüğünüz gibi televizyon izlemiyor. Ne yapıyor? Telefonla konuşuyor. Burada telefonla konuşmak fiilini bulup onu buraya yazacaktık. Ama yazarken ne yapacağız? Sonuna ing. Tom isn't watching TV. He is talking on the phone. Jane is driving a car. Jane, gördüğünüz gibi araba kullanmıyor. Jane isn't driving a car. She is working on the computer. Joe is sending an email. Joe, gördüğünüz gibi mail atmıyor. Ne yapıyor? Yes, he is reading a book. 5. Mary isn't eating a sandwich. She is riding on her scooter. Riding yazarken E harfine dikkat. Bunların kontrolünü mutlaka yapın. Yanlışları düzeltin diyoruz. Part 3. Put the words in the correct order to make sentences. Burada karışık olarak verilen kelimeleri sıraya koyup düzgün, olumlu bir cümle yapacaktık. İlk olarak bu tarz alıştırmaları yaparken sondaki işarete bakın. Eğer nokta varsa özneyle başlayacak. Soru işareti varsa bir soru kelimesiyle başlayacak. Nokta olduğuna göre özneyle başlaması lazım. She isn't making dinner. To bir soru işareti var. Soru kelimesi hangisi burada? Is. Sonra özne lazım bize. Özne de your mother. Shopping. Now. Now her zaman sonda. Burada bir nokta var. Nokta olduğuna göre özneyle başlayacağız. Öznemiz ne? Boys. Yes. The boys are going. Nereye gidiyorlar? Camping. This weekend. Bakın zaman bildiren ifadeleri cümlenin sonuna koyduk. Now, this weekend gibi. Gene bir noktamız var. Gene özneyle başlayacağız. Öznemize hemen bakıyoruz. James gibi görünüyor. James is wearing. Ne giyiyor? A suit and tie. Ya da tam tersi de olabilir. Tie and a suit de olabilirdi. 5. Soru işaretimiz var. O zaman özne soru kelimesiyle başlayacağız. Soru kelimemiz is. Peter making a sandcastle. Son sorumuz bir nokta. Nokta olduğuna göre özneyle başlayacağız. Öznemiz you aren't doing your homework. Let's go on part 4. Look at Selin's timetable. Write questions, answer them. Selin'in bir zaman çizelgesi varmış burada. Soru sorup cevap vereceğiz. Örneğe bakalım. Sally go to the cinema Saturday kelimeleri kullanarak soru sormuş. Sally olduğu için is ile başlamış. Is Sally going? Gördüğünüz gibi ing var. Go'nun sonuna ing.
to the cinema on Saturday. Bakın buraya da 10 koymuş. Günlerden önce 10 olduğu için. Sally cumartesi günü sinemaya gidiyor mu? Bakalım cumartesiye. Saturday, Jane's party. Partiye gidiyormuş. O zaman no, she isn't. 2. Sally and Anne go to cinema Friday demiş. Soru sorarken neyle başlayacağız? Are'la başlayacağız. Sally and Anne iki kişi olduğu için. Are Sally and Anne going? Bakın go'nun sonuna ing koydu. To the cinema on Friday. Bakalım Sally ile Anne sinemaya gidiyor mu cuma günü? Evet, cinema with Anne dediğine göre yes they are. 3. She dediğine göre is de başlayacağız. Is she having a ballet lesson? Gene on Tuesday. Bakalım Tuesday ballet lesson var. O zaman yes she is. 4. She have lunch with her aunt Thursday demiş. Gene she ile başladığı için is de soracağız. Is she having lunch with her aunt on Thursday? Bakalım Thursday visit grandparents demiş. O zaman no she isn't. 5. Sally and her mom go shopping Monday demiş. Sally and her mom iki kişi olduğu için are'la başlayacağız. Are Sally and her mom going shopping on Monday? Bakalım Monday'e. Shopping with mom demiş. O zaman yes they are. Part 5. Present simple mı yoksa present continuous mu? Yani geniş zaman mı? Şimdiki zaman. Geniş zaman olduğunu nerede anlıyoruz? Bu işi hep yapıyorsa geniş zaman. Şimdiki zaman olduğunu nerede anlıyoruz? Şu andan bahsediyorsa, yani now, at the moment gibi ifadeler varsa present continuous, yani şimdiki zaman. 1. My father is wearing a suit to work. Burada işe giderken takım elbise giyer anlamında. Yani şu andan bahsetmiyor. Şu andan bahsetseydi burada now ya da at the moment gibi bir ifade olacaktı. O yüzden wears doğru cevap. 2. Now dediğine göre we are watching. Şu an biz televizyon izliyoruz. 3. The children swimming lessons every week. Her hafta yüzme dersi. Her hafta dediğine göre şu andan bahsetmiyor. Have. 4. On Fridays. Yani cuma günleri. Cuma günleri dediği için yani şu andan bahsetmiyor. O yüzden doesn't sleep. 5. Now demiş. Şu andan bahsediyor. Are they sunbathing now? 6. At the moment. Şu andan bahsediyor. O zaman is studying. 7. Once a week. Haftada bir kez demiş. Şu andan bahsetmiyor. O yüzden visits. On the phone now. Now var. Şu andan bahsediyor. O zaman is she talking? On Saturdays. Cumartesi günleri diyor. O zaman don't work. 10. Every afternoon. Her öğleden sonra diyor. O zaman play. Part 6. Burada minik bir kartpostalımız var. Burada boşlukları present simple ya da şu andan bahsediyorsa present continuous ile dolduracağız. Şu an dediğim aslında bu Joanna'nın kartpostalı yazarken o anda bahsettiği bir şeyse present continuous var. Hi Janet, greetings from Australia. Christmas is so different here. In Toronto, Toronto'dayken, Toronto nerede? Kanada değil mi? Avustralya değil. Yani Toronto'dayken, it always, her zaman diyor. Bakın şu andan bahsetmiyor. Always dediğine göre burası snows. On Christmas Day, but right now, ama şimdi diyor, şimdi dediğine göre the sun is shining. Shining yazarken E harfi düşüyor. In Sydney. And it is very hot. Be fiilini hatırlayın. Am, is ya da are'dı. It dediğine göre it is. We usually dediğine göre wear warm clothes in Canada. But today, ama bugün. Yani şu andan bahsediyor. Bugünden bahsediyor. We are wearing t-shirts and shorts. Tina always demiş. Her zaman. O yüzden buraya make yazacağız. Ama Tina dediği için, yani bir kızdan bahsettiği için sonuna S koyacağız. Tina always makes a snowman or has diye bir şey yok. Has snowball fights with her friends back home. But now, ama şimdi dediğine göre she is swimming and making a sandcastle. It's really cool. Love, Joanna.
Part 7, gramer tekrarımız. Burada bir testimiz var. Testi çözerken ipuçlarını değerlendireceğiz. Now demiş. Now dediğine göre şu andan bahsediyor. O yüzden doğru cevabımız is making'dir. Is olmadan olmaz. Sadece making olmaz. Mutlaka am, is ya da are olacak. Evet, ikinci soru. Emma walks to school every morning, but today she... Today dediği için is catching doğru cevap. Train Tom often, Tom often diyor, yani sıklıkla, sıklıkla dediği için burası geniş zaman olmalı. Geniş zaman seçeneklerimiz C ve A olarak var. Ama Tom dediği için, yani he dediği için sonunda S gelmesi lazım. O yüzden A doğru cevap. For Brian, this Saturday diyor, bu cumartesi. Bu cumartesinden bahsettiği için gider değil de gidecek ya da gidiyor anlamında is going doğru cevap. Five, Cindy usually. Usually dediği için geniş zaman olması lazım. Ya A ya B olacak. Ama Cindy olduğu için sonunda S gelmesi lazım. Doğru cevap Adana. 6. We today, bugün dediği için bugün okula gitmiyoruz anlamında. We aren't. 7. We can't go to the beach. Sahile gidemeyiz. Niye? Çünkü yağmur yağıyor. It is raining. 8. Danny and John, iki kişi olduğu için are olması lazım. Peki neden Bursa doğru cevap? Çünkü at the moment diyor. Yani şu anda diyor. Şu anda dediği için şimdiki zaman Bursa are playing. 9. Are you and Tom going swimming now? Yes, we are. Çünkü biz diyor. Tom ve ben. Yani biz. 10. What is James doing? James ne yapıyor? Televizyon seyrediyor. He is watching TV. 11. Jane eating her dinner now. Now dediği için şu andan bahsediyor. Şu andan bahsederken biz is de soru sorarız. O yüzden is Jane. 12. Bugün dediği için David isn't working olması gerekiyor. 8 numaralı bölüm. 8 numaralı bölümü ödev olarak vermedik ama sizler bu ödevi yapacaksınız. Önce ne yapmanızı istiyorum? Sen ve arkadaşlarının ne yapıyor olduğunuzu ya da ne yapmıyor olduğunuzu buradaki fiilleri kullanarak cümleler halinde buraya yazacaksınız. Yazdıktan sonra bunu telefonun kamerasına veya laptopun kamerasına video olarak kaydedeceksiniz, okuyacaksınız yani. Ondan sonra bana WhatsApp'tan göndereceksiniz. Örnek yapalım, nasıl olacak yani görelim. Bakın bütün fiilleri kullanmış. I am not sleeping now. Şu an uyumuyorum demiş. Sleep'i kullanmış. I am writing sentences. Write'i kullanmış. Ne yapıyorum diyor, cümleler yazıyorum diyor. Siz burada belki müzik dinliyorum diyebilirsiniz ama dinlemek yok burada. Belki play ile ilgili bir şey olabilir. Ya da I am reading diyebilirsiniz. Ya da I am sitting diyebilirsiniz. Oturuyorum şu an gibi. My friends aren't playing. Arkadaşlarım oynamıyor diyor. Belki arkadaşlarım oyun oynuyor diyebilirsiniz. Are diyebilirsiniz. They are reading and writing. They are reading and writing. Writing'i bir kez daha kullanmış. My friend Bill. Mesela my friend Ceren. My friend Ahmet gibi. Is ill today. Bugün hasta diyor. O yüzden evde oturuyor diyor televizyonun karşısında. Çizgi film seyrediyor diyor. Mesela city kullanmış. Watch'u kullanmış. Siz buraya farklı cümleler yazabilirsiniz. Mesela my friend Ceren is at home today. She is watching TV and she is sitting in an armchair ya da sitting in front of the TV gibi benzer cümleler kullanabilirsiniz. Bu cümleleri yazdıktan sonra videoya kaydediyorsunuz. Yani bunu elinize alıp böyle okuyorsunuz. Ondan sonra kaydettiğiniz videoyu bana WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. Bugünlük ödeviniz bu. See you later.